Bakın tuhafiyeciler sitesinde bir esnaf, üçüncü katta bir kadın arkadaşımız. Gökmen abi dedi, yemin ederim 3 aydan beri dedi, belki sinek girmiş olabilir ama dedi, vallahi dedi insan girmedi dedi. Doğru mu? Doğru. Geziyoruz. İnanın seçmenden oy isterken utanıyorum. Artık espriler yapıyorum. Yani hani çünkü niye? Siyasete karşı bir kırgınlık, kızgınlık. Tüm siyasetçilere karşı. Yani hatta bana sen biz siyasetçi istemiyoruz diyor. Diyorum ben siyasetçi değilim, ben hukukçuyum diyor. Bu sefer gülmeye başlıyor. Diyorum ben sizi ziyarete geldim. Verirsiniz veya vermezsiniz yani bu kadar basit. Ben medeni bir cesaret örneği gösterdim. Ben çıktım, ben burada varım dedim. Verirsiniz veya vermezsiniz. Ben sizleri ziyaret ediyorum. Dertlerinizi dinlemeye geldim deyince anlatmaya başlıyorlar Bora. Halkta şöyle bir şey var. Herkese karşı, tüm siyasilere karşı geliyor, oyunu istiyor, çekiyor, gidiyor. Bir daha bizi dinlemiyor, dertleşmiyor. Aslında halk çok fazla bir şey de istemiyor. Yani cebine para koymayacağını biliyor ama dinlenmek istiyor ya. Yani şehir sevgisiz kalmış, öyle diyeyim. Şehir sevgisi. Hani evladınızla bile biliyorsunuz en güzel ayakkabıyı alabilirsiniz. En güzel hepimizin evladı var. Yani Nike da giydirebilirsiniz. İşte Adidas da giydirebilirsiniz ama o çocuğa sevgi vermiyorsanız o çocuk büyüyemez, yeşeremez. Şehir kurumaya başlamış. Benim gördüm. Yani geçen seçimde daha yeşildi şehir ama kurumuş. Yani çok büyük bir badire yaşıyor aslında. İnşallah bu daha büyük nedenlere, daha büyük olaylara vesile olmaz ama zor. Şehrin durumu çok kasılmış yani. Halkı kasılmış gördüm. Yani geçen seçime göre şu anda çok gergin ve çaresiz. İnanın çaresiz. Yani ne yapacağını bilmiyor. Büyük bir tepki göstermek istiyor. Ama bir oyunun neye kadir olacağını bilmiyor. Ya yani biz Zafer Partisi ile neden yürüdük? Onu da söyleyeyim. Tabi biliyorsunuz ben önceden İYİ Parti Belediye Başkanı adayıydım. O süreçte de bazı tartışmalarım oldu biliyorsunuz. Sert oldu. Neden sert oldu? İstemediğimiz uygulamaları yaptı genel başkan. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile olmayacağını, doku uyuşmazlığının olacağını ben hep söylemiştim. Arkasından bunu kendim tepkiye döktüğüm zaman biliyorsunuz bir teşkilatla kavga etmek kolay bir mesele değil. Ben de tek başıma kavga ettim ama baktım olmayacak dedim. Çektik gittik. Tabii burada Ümit Hoca, Halaçoğlu, Yeniçeri hepsiyle görüşüyorum. Arkasından Ağareloğlu hepsiyle görüşüyorum. Ümit Hocam tam 4 yıl boyunca siz dostlarım gibi beni yalnız bırakmadı. Açık söylüyorum. Yani bu bugünün işi değil yani. Seçimi kaybettiğimde tek kapımı çalan oydu. 2 genel başkan yardımcısını evime gönderdi. Ben evde ağırladım. Gülevler'de de ağırladım. Askerlik şubesinde oradaki evimde de ağırladım. Hani derler ya karpuz kesecektik. Vallahi karpuzu kestim. Yedik. Fındık, fıstık yedik. Kapıma geldiler. 2 defa genel başkan yardımcısı olmam konusunda. GİK üyesi ol dediler 1 yıl sonra. Olmayacağım dedim. O dönemdeki belediye başkan adaylarının büyük bir çoğunluğu geçti oraya. Birkaçı haricinde. Fakat da bu taleplerini hep reddedince bu sefer tekrar belediye başkanı adayı olmam konusunda öneri getirince dedim benim istediğim buydu zaten. Yani benim derdim bu biliyorsunuz. Yani ben milletvekili gibi düşünce olmadı. İnsanlar öyle bir düşünceye kapılmışlar. Yani geçen seçim işte biz sizin aday olmanızı beklemiştik. Ama benim derdim milletvekilliği değil yani. Benim derdim belediye başkanı olmak. Bu doğduğum, doyduğum ve öleceğim şehre taş üstüne taş koymak. Tek derdim bu. Yapabilir miyim? Yapamayabilirim. Allah nasip ederse yapacağım. Nasip etmezse ben iddiamı ortaya koyacağım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bu kadar basit. Ama benim bir iddiam var. Ben bu şehri inanın mutlu şehir haline getireceğim. Bakın mutlu şehir. Nasıl yapacağım? İnsanların yüzü gülmüyor. Hatta bazen iş yerlerine girdiğimde şunu söylüyorum. Ya diyorum ben size somurtmayı yasaklayacağım. Gülüyorlar bak bunu bile deyince. En azından beni gördükleri zaman insanların yüzü gülüyor ya. Vallahi yüzü gülüyor. Yani oy değil derdim ya. Şöyle etrafı da biraz şenlendirmek yani. Herkes birbirine girmiş. Siyaset çok kasıntılı ve kaoslu oldu. Gergin. Herkes dedikodu ve böyle şey üstünden nemalanıyor. Yani diğerinin açığı üzerinden nemalanıyor. Biz birbirimizin açığını kapatmalıyız aslında. Tabii bunu anladım. Ben de anladım. Kendimi de geçen gün Enes'in programında kendimi de eleştirdim yani. Kendimde de değişiklik oldu bu 5 yıl süre zarfında. 5 yıl dinledik. Yanlışımız neydi, doğrumuz neydi, hatamız neydi? Tabii sevenimizi sevmeyenimizi anladık. Onları tarttık, ölçtük. Hatta ben şunu da söylüyorum. İyi ki geçen dönem belediye başkanı da olmamışım yani. Ciddi olmamışım yani. Çünkü niye? Ben iyi bir baro başkanıyım ama iyi bir siyasetçi değildim o zaman.
tekrar öz eleştiri yapalım. Ama şimdi siyaseti biliyorum. Siyasetin ne demek olduğunu, nasıl yapıldığını çözdüm ve öğrendim. Belediyeciliğin ne olduğunu. Bu süre zarfında baktım, ben siyaseti bilmiyorum Bora. Gittim bir de master yaptım. Siyaset bilimi, ekonomi. Tez konumda kent konseyi. Yani kent konseyi konusunda artık uzmanım yani, onu söyleyeyim. Bu şehirde yapacağımız en önemli şey, projelerimizi zaten yakında ilan etmeye başlayacağız. Onları planladık. Mutlu şehir yapacağız. İnsanları üzmeyeceğiz. Esnafı rahat bırakacağız. Ondan sonra esnaf diyor ki bana gölge etme yeter diyor. Ama şehrin önünü açacağız. Mesela nasıl açacağız? Belediye başkanı ne yapar? Turizm firmaları Isparta'yı tanımıyor, bilmiyor. Bir Demirel Müzesi'ni bile gelen kafileler gezmiyor. Onlarla büyük bir toplantı, büyük bir iştirak halinde onların şehrimize çekmeye çalışacağız. Yani kafileler gelsin ya. Isparta'nın çok tarihi ve turistik yerleri var. Tabiat güzellikleri var. Biz bu insanları bir gece iki gece burada yatırırsak o bile çok büyük bir Isparta'ya hizmet olur. Onun haricinde bir halk ekmek kuralım diyoruz. Yıllar evvel vardı. İnsanlar zaten ekmek peşinde. Ucuz ekmek yedirelim bu şehir. Halk ekmeği kuralım. Efendim, yapacağım tabii. O kafamda. Yani onunla ilgili bıktırdım insanları ama elma bu sahneden çıkıyor, satılamıyor. Pazarlar elma dolu. Yeni elma sezonu geliyor neredeyse birkaç ay sonra. Elmalar satılmamış depolarda. Ben bunu dedim diye biliyorsunuz aldılar, hallerden çekip İstanbul'da elmaları o tarihte götürttürdüler. Yani aslında şehre benim faydam da oldu arkadaşlar, olmasam da. Ne oldu? Kapalı dudak gördü bu şehir. İTKM açılır dedim, açamazsın dediler. Benim cümlem dedi, rahmetli Soner'i de analım burada. Evet. Gitti bu, kapıyı kırar girerim diyor dedi. Ama güzeldi yani. Soner dedim, ben öyle bir şey demedim. Ben bu dedim benim şeyime aykırı yani. Benim mizacıma aykırı. Baş ver abi ya dedi. Bak dedi, çok iyi tutacak. Hakikaten de ben ilginçe kızdım Soner'e. Ben bunu söylemedim, böyle bir cümle benim değil dedim. Kapıyı kırar girerim. Bu cümle tuttu yani. Hakikaten Allah rahmet tuttu. Ben baktım zaman içerisinde başkanım, bu sefer ne oldu? Diğer adaylar Şükrü Bey de, Günaydın Bey de ne dedi? Yaparız demeye başladı. Dolayısıyla ben bunu onların boyunlarına astım yani, olmasam da. O da gelse, o da gelse bunları açacaktı. Başka çaresi yoktu. Bunu şehre kazandırdım en azından. Konut dedim ve inanın konut yine yapmayı hayal ediyorum ve yapabilirim. Onu nasıl yapabilir? Belediye tabii inşaat şirketi değil. Bir sürü inşaat şirketimiz var. Otururuz, ihale yaparız, anlaşırız. Deriz ki kardeşim bak ben belediyeyim, şurayı sana açtım. İmara açtım. Burada bize işte 5000 konut yapacaksın. 1000'ini ona verirsin, 500'ünü ona verirsin. Herkesin kapasitesine göre verirsin. Belediyeye, belediye tüm altyapı hizmetlerini ona sunar. Ve oradan kendine ondan 100, ondan 300 alır. Kendisi ihtiyaç sahiplerine, belediye onu ne yapar? Takdim eder, satar. Diğerleri de satar, kârını eder. Yani yine Isparta esnafına kazandıralım diyorum. İçerideki inşaat şirketleriyle birlikte bunu yapalım diyorum. Bu idealim yine duruyor. Onun haricinde Isparta'nın değerleri var. Neyi var? Üzümümüz var. Gelin elmamız da var. Sirke fabrikası kuralım ya. Zor bir şey değil ki. Gelin domatesimiz var. Domates üretimi azalmış. Domates nereye gidiyor? Salça olmuyor. Bursa'ya gidiyor ya. Konya'ya gidiyor. Salça fabrikası kuralım. Burada arkadaş gençlerimize istihdam sağlayalım. Belediye, her belediye başkanının şeyidir bu. Her çocuğunu tutan belediye başkanına gider. Üste çıkar, benim çocuğu işe al. Tabii sözler de verilir. Ben senin çocuğunu işe alacağım diye. Elinden tutup belediye başkanı kaç kişiyi belediyeye sığdırabilir? Yani hadi şu anda herhalde 1600 civarında personeli var belediyenin. Ha 1000 daha mı sokabilir o? Ama istihdam sağlayalım. 2000. Ya buyurun yani. Bak ben bıraktığımda 1600 civarında 2000 personel oldu. Ama ne yapalım? Gençlerimiz işsiz arkadaşlar. Salça fabrikası kuralım, orada çalışsın 200-300. Sirke fabrikası, elma sirkesi, üzüm sirkesi fabrikası 200-300 kişi orada çalışsın. Küçük küçük fabrikalar kuralım. Bakın şimdiki adaylara ben şunu önerirdim aslında. Ne yapalım? 30-40 trilyon gibi bütçeler harcıyorlar. Tamam harcayın. Hayır. Ama 1 Nisan'dan sonra hiçbir şey harcamayacak. Yalnızca seçilme uğruna harcıyorlar bu parayı. Eğer ben böyle bir bütçeye çıksaydım, ilk önce Hakan abi bana ne derdi biliyor musun? Başkanım hayırdır bu kadar para harcıyorsun ama hayırdır ya? Ne oluyor yani, bu değirmen nasıl akacak? Bu para nasıl dönecek? Nasıl çıkarılacak derdi. Sizin bana hesabını sormanız lazım. Ya bu kadar bir parayı bütçeye ayırıyorsun da yani ne düşünüyorsun sen? Burası firma değil ki, anonim şirket satın almıyorsun ki. Ben korkardım. Ben böyle bir param olsaydı yemin ediyorum sahada da söylüyorum. Ne yapardım? Ben giderdim mahalle aranda, veresiye defterindeki, bakkallardaki insanların borçlarını kapatırdım.
Veya şunu yapsalar daha iyi değil miydi? Mevcut aday, siz biliyorsunuz, veya adaylar diyelim. Bu paraları ben en az harcadıkları bütçelerle 3 fabrika kurulurdu Isparta'da. Ben derdim ki şu fabrikaları kuruyorum, temellerini de atıyorum, anahtarı da burada. Bunu ben belediye başkanı olayım veya olmayayım Isparta Belediyesi'ne hibe ediyorum, bağışlıyorum. Gençlerimiz burada çalışsın, gelin bana destek verin deseydi. Seçim çalışmalarında, kampanyalarda herhangi bir mevcut para harcamıyorum, otobüs kaplatmıyorum, şuralara şu paraları nakletmiyorum, harcamıyorum deseydi Isparta'da daha çok oy verirdi. İnanın daha çok oy verirdi. Yazık. Bir simit 10 lira olmuş. Bir ekmek 10 lira olmuş. İnsanlar zor durumda. Yani şu anda biz geziyoruz, esnaf sifta edememiş ama ne dalı çalıyorlardı başkanım? Erik dalı çalıyor adamlar ya. Otobüste biz geziyoruz ya, bizi görüyorlar. Otobüsler biz daha hızlanıyor. Bizi görüyorlar. Büyük büyük otobüsler geliyor geliyor geçiyor. Erik dalı çalıyor. Esnaf da içeriden kızıyor. Kızıyor. Erik dalı çalıyorlar. Ya adam sifta edememiş ya. İnsanla alay ediyor bunlar yani. Vallahi alay ediyorlar yani. Ha o bu demiyorum yani. Genelliyorum. İsim vererek de onların adaylık sürecini de etkilemek istemiyorum. Onun için Isparta'ya yapılacak çok şey var.